Herkese merhaba. Bu arkamdaki şey duvar halısına benzetildiğinden beri ben de öyle görüyorum ama aslında bir Van Gogh. Bunu disclaimer olarak söylemek istiyorum. Bugün Netflix'ten bahsedeceğiz yine. Ama bugün Netflix dizilerinden bahsedeceğiz. Şimdi bugün bahsetmek istediğim diziler. Stranger Things popülerliğinde olmayan dizileri tercih etmeye çalıştım birazdan. Bu arada Stranger Things'i de hiç sevmiyorum. O ayrı bir mesele. Neyse. O zaman hemen videoya başlayalım. Şimdi ilk bahsetmek istediğim dizi listedeki tek animasyon dizi Final Space. Aa pardon, bir tane daha var. Ve öbürü daha da güzel gibi. Yani ikisi de birbirinden güzel diziler. Final Space'in konusu şöyle. Gemide bir astronot var ve bir cezaya çarptırılıyor. Uzayda, uzay boşluğunda bir gemide hapis cezası çekiyor. Ve daha sonra Mooncake isimli bir uzay canavarı mı? Uzay canlısı kaçarak uzay gemisine geliyor Geri'ne. Ve oraya sığınıyor. Geri ile Mooncake birbirlerini ilk gördükleri andan itibaren böyle çok tatlı bir dostluk bağı kuruyorlar. Ve Mooncake gerçekten izlediğim çok en sevimli animasyon karakter. Daha sevimli bir karakter yok bence animasyon dünyası içerisinde. Çünkü bir kere konuşmuyor. Konuşmayan her şey kesinlikle daha sevimli. Ve çok tatlı sesler çıkarıyor. Tipi de çok tatlı. Neyse işte Mooncake kaçıyor. Geliyor Geri'nin gemisine. Neden kaçtığını daha sonralarda öğrenmiş oluyoruz. Ve Mooncake'in aslında çok tehlikeli bir uzay canlısı olduğunu fark ediyoruz. Ve bu ikilinin işte arkadaşlıkları, Mooncake'in neyden kaçtığı falan bir süre sonra ortaya çıkıyor. Ve aslında böyle büyük bir güç varmış falan. O çok spoiler vermiyorum şu anda. Spoiler değil bu. Büyük bir güç olduğunu zaten biliyorlar dizinin başında da. Daha sonra birkaç tane daha böyle karakter var. Geri ve Mooncake'in arkadaşı olan. Onlarla da maceralarını izliyoruz gibi bir şey aslında. Böyle güzel, bir çırpıda izlenemeyecek bir dizi. İkinci bahsetmek istediğim animasyon dizi Midnight Ghost Tale. Bu dizide zaman makinesine binerek farklı yerlerdeki farklı insanlarla controversial, tartışmalı konular hakkında röportajlar yapıyor. Onlarla sohbet ediyor aslında. Ve bu dizide benim izlediğim diğer herhangi bir animasyon diziden çok daha hoş yapılmış. Hani o şey komedi vardır ya işte böyle yetişkin dizisi, yetişkin animasyon dizisi, komedisi falan. Onun daha böyle bir üst seviyesi. Yani çok kaliteli yapılmış, güzel yapılmış bir dizi. Bunu kesin kesin izlemenizi öneriyorum eğer böyle dizilerden hoşlanıyorsanız. Yani mesela şeyin yanında BoJack Horseman, Rick and Morty'nin falan yanında bu neden o kadar popüler değil kesin de bilemiyorum. Bir sonraki bahsetmek istediğim dizi AJ and the Queen. Robert isimli bir drag queen var. Bu yıllarca drag queenlik yaparak biriktirdiği paralarla kendine bir yer açmayı planlıyor ve bir tane de sevgilisi var. Sevgilisi tam bir şerefsiz. Bütün parasını çalıyor ve bütün paralarını alıp gidiyor sevgilisi. Robert da ortada kalıyor ve bir seyahate çıkmaya karar veriyor. Drag queen olarak gösteriler sergileyebileceği bir seyahate çıkıyor. Ve Robert'ın apartmanında yaşayan bir tane 10 yaşında AJ isimli bir çocuk var. Bu çocuk da ailesi de tarafına hiç ilgi görmüyor. Aile içi de var evinde ve bu yüzden de farklı şartlarda büyüyen bir çocuk. Ve bu da Robert'ın peşine takılıyor. Onunla beraber yolculuğa çıkıyor. Bu dizinin en sevdiğim yanı gerçekten insanların böyle hiç beklemediğiniz zamanlarda değişik bağlar kurabilmesi üzerinden ilerliyor olması. Robert kesinlikle bir çocuk sahibi olmaya çalışan ya da hani öyle bir amacı olan bir insan değil. Kendi halinde takılan ve kendisine bir hayat kurmaya çalışan biri. Yani küçük sayılabilecek 10 yaşında bir çocukla beraber seyahat etmesi, onunla ayak uydurabilmesi, çocuğun ona ayak uydurabilmesi falan böyle çok izlemesi keyifli bir dizi haline gelmiş. Bu arada Robert'ı da RuPaul oynuyor. Belki biliyorsunuzdur. RuPaul Drag Race diye bir program var. Ben o programı çok fazla izlemeyi sevmiyorum ama o community'yi, o topluluğu temsil ettiği için RuPaul'u takip ediyorum. Çünkü kendine böyle güzel bir yer edinmiş o toplulukta. Bunun dışında iki tane güçlü kadın profilini izlediğimiz iki farklı dizi var. Bunlardan bir tanesi Selfmade. Bu dizi Amerika'da ilk self-made yani kendi kendine milyoner olabilmiş bir Afro-Amerikalı kadının öyküsünü anlatıyor. İnanılmaz ilham verici bir dizi. Octavia Spencer zaten başrolünde. Bu kadını çok 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 severek izliyorum. Help'te Ma çok kötü bir filmdi. Yakın zamanda onu izledim bu arada. Yani o kötü filmde bile acayip güzel işler çıkarabilen bir kadın. Bu dizide şahane. Bu hikayenin şimdiye kadar anlatılmamış olması aslında bence çok ilgi çekici. Çünkü çok uzun süre önce yaşanmış bir öykü. Ve böyle güçlü kadınların kendi ayakları üzerine duran ve kendi kendine fırsatlar yaratan kadınların öykülerini izlemek benim çok hoşuma gidiyor. Burada da yine böyle bir öykü izliyoruz. Bunun bir benzeri olan başka bir hikaye de Girl Boss isimli dizide geçiyor. Sofia Amoruso'yu belki tanıyorsunuzdur. Nasty Gal isminde bir internet platformu var. Artık sitesinden çok platform haline dönüştü. Ve farklı markaların aynı zamanda Nasty Gal markasının da satışını yapan bir internet sitesi. Bunu MySpace döneminde bundan yaklaşık 10-15 sene önce kurmaya başlamış. Ve o hikayesini izliyoruz. Yani bu dizilerde anlatıldığı gibi kolay bir şekilde yaşandığını ya da bu kadar keyifli öyküler olduğunu sanmıyorum. Özellikle Girl Boss için. Çünkü böyle izlerken sanki her şey çok kolaymış gibi görünüyor. Ama yine de bence özellikle küçük kız çocukları için oldukça ilham verici hikayeler ikisi de. Ve yani küçük bir kız çocuğu olmasanız da ilham verici hikayeler. O yüzden bence kesin izlenmesi gereken dizilerden iki tanesi. Bu ikisi. Girl Boss'taki başroldeki kızı da çok beğenerek izledim. Bence çok tatlı bir karakter olmuş. Love, Death and Robots. Bu da
bir animasyon antolojisi aslında. Aşk, robotlar ve ölüm üzerine hikayelerden oluşan bir antoloji. Farklı yapımcıların, farklı animasyon yapımcılarının yarattığı hikayeleri izliyoruz. Her bölümde tamamen farklı olaylar ve farklı insanların yaptığı bölümleri izliyoruz. Netflix'teki bence en underrated şeylerden bir tanesi bu Love, Death and Robots. Yani güçlü hikayelerin animasyonda anlatılmasından hoşlanıyorsanız bunu da kesin bakmanızı öneriyorum. Into the Night. Ben geçenlerde Netflix'i açtım. Bu diziyi gördüm, açtım ve çok hoşuma gitti. 8 bölüm müydü, 10 bölüm müydü tam hatırlamıyorum şu anda ama bütün hepsini oturup bir kere de izledim. Akşama kadar yani 8 saat falan oturup bu diziyi izledim gerçekten. Kalktığımda böyle beynim dönüyordu falan. Ve ben böyle oturup hani normalde soluksuz izlediğim diziler var. Evet, bir önceki videoda da bahsettiğim ama hani bu kadar da böyle bir anda oturup izlemiyordum. Bu dizi gerçekten öyle. Yani bilmiyorum, konusu aslında çok şey değil ama anlatılışını beğendim ben açıkçası. Çok hızlı ilerliyor yani, çok akıyor bayağı izlerken. Brüksel değil, Belçika yapımı. Evet, Brüksel, Belçika ikisini birbirine neyse. Belçika yapımı bir dizi. O da çalışan birisi bir uçağı ele geçiriyor ve uçağın güneşten uzağa, kuzeye doğru gitmesi gerektiğini söylüyor ve insanları da korumaya çalıştığını iddia ediyor. Güneş ışınlarının değdiği yerlerdeki insanların öldüğünü iddia ediyor ve uçaktaki yolcular kaptan kesinlikle inanmasa da elinde bir Kalaşnikov'da dolaştığı için adamın sözlerine uymak zorunda kalıyorlar ve daha sonra görüyorlar ki gerçekten güneş ışınları yüzünden yeryüzünde güneşin değdiği herkes ölmüş ve bu adam da yani aslında gerçeği söylüyormuş ve uçağın içindeki insanların bu durumdan kaçmaya çalışmasını, güneşten kaçmaya çalışmasını izliyoruz ve sığınacak bir yer aramalarını izliyoruz. Uçaktaki bütün yolcular farklı farklı milletlerden, bir tane de Türk var aralarında hatta. Bu oyuncu, ben şimdi ilk başta sizin ilk bölümünde böyle işte sen Türksün falan muhabbeti geçiyor. Adamın tipi de benziyor ama diyoruz ki yani bu hani Türk oyuncuları genelde çok yansıtıyorlar ya yabancı yapımlarda, yani farklı dillerdeki yapımlarda diyeyim. Daha böyle işte Orta Doğulu hırbo tipler falan olarak sergiliyorlar ya, bu karakter de böyle gayet kibar falan bir tip ama daha sonra neler neler çıkıyor içinden. Böyle o yüzden çok beğenerek izledik o oyuncuyu da. İsmini bilmiyorum ama şeyde vardı, Hakan Protector'da vardı. Oradan hatırlıyormuşuz, onu daha sonradan fark ettik. O oyuncuyu da çok beğenerek izledim. Bence bütün oyuncular çok iyiydi bu arada. Bir iki tane böyle gereksiz karakter vardı. Dizi izledikçe belki size de öyle gelebilir. Şimdi bir şey söylemiş olmayayım ama güzel, böyle eğlenceli, güzel vakit geçirtebilen bir dizi. Kesinlikle eğlenceli değil bu arada ama yani keyifli bir dizi demek istiyordum. Şimdi bir sonraki diziye geçelim. Bu gerçekten eğlenceli, bildiğimiz komedi. Şimdi iki tane komedi dizisinden bahsedeceğim. Birincisi Santa Clarita Diet. Bu dizinin başrolünde Drew Barrymore oynuyor. Bu kadına çok 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 seviyorum. İşte First Dates diye bir filmi var. En sevdiğim film o herhalde. Çok zaten acayip bir hayat falan olmuş, belki biliyorsunuzdur. O yüzden bu kadını çok beğenerek izliyorum. Bu dizide de Sheila isimli bir karakteri oynuyor. Sheila ve Joel high school sweetheart. Böyle liseden beri sevgili olan bir karı koca ve bir tane de lise çağında kızları var. Böyle birbirlerine çok bağlı, tatlı bir çift falan bunlar. Ve bir gün Sheila nedeni belirsiz bir şekilde yaşayan bir ölüye dönüşüyor. Ve sadece insan etiyle beslenebilir hale geliyor. Bu tatlı çiftimiz de birbirlerine çok bağlı oldukları için beraber insan öldürüp daha sonra o insanları saklayıp Sheila'nın durumunu çözmeye çalışıyorlar aslında dizinin genel hatlarıyla. Ve kızları da onlara yardımcı oluyor. Bu arada bir tane de yan komşuları var. Onların da yine lise çağında bir oğulları var. O da aileye yardım ediyor. Böyle çok tatlı, eğlenceli bir komedi dizisi. Bazı çok iğrenç sahneleri var, böyle ayak, kulak falan yedi, böyle insan parçalarından smoothie'ler yaptı. Ama çok keyifli yapılmış. Ben çok fazla komedi dizisi izlemeyi sevmiyorum açıkçası. Bu diziyi çok beğenerek izledim. Ve Netflix bunu 3. sezondan sonra kaldırmış. Yani bir sürü gereksiz yapımı tutuyorsun sayın Netflix. Neden onu kaldırıyorsun diye sormak istiyorum. Ama sanırım başka bir platformda yayınlanacakmış. Onu da takip ediyorum. Bundan sonra bahsetmek istediğim diğer bir dizi The Good Place. Bunu artık herhalde bilmeyen yoktur. Çok fazla duyuldu ve final yaptı artık Good Place. Eleanor isimli bir kadın var ve ölüp iyi yere, yani bizim cennet diye tabir ettiğimiz yere gidiyor. Orada da Michael var. İyi yerin yöneticisi konumunda olan. Fakat Eleanor içten içe biliyor ki aslında kesinlikle iyi yere hak etmeyen, dünyada tamamen pislik bir insan olarak var olmuş bir kişi. İyi yerde olduğu için bir yandan her ne kadar mutlu olsa da bir yandan da böyle azıcık da olsa bir suçluluk duygusu hissediyor ve kötü yere de kesinlikle gitmek istemediği için orada kalabilmek için bir şeyler bulmaya çalışıyor ve orada Chidi ile tanışıyorlar. Chidi de gerçek hayatta bir etik profesörü ve Eleanor'a etikle alakalı dersler vermeye başlıyor. Daha sonra dizinin geri kalanında iki farklı karakter daha giriyor. Tahani ve Jason. Ne olduğu belirsiz kutsal bilgi kaynağı Janet var. Janet bu dizideki en sevdiğim karakter gerçekten. Tahani de çok gereksiz bulduğum bir karakter. Yani tabii ki de bunların ilerleyen zamanlarda fi anlamda biraz daha derinlemesine anlamları olan karakterler olduğunu görüyoruz. İşte hepsinin temsil ettiği bir olgu var aslında. Ama yine de Tahani karakteri olmasa da olurmuş bence. Güzel, tatlı bir yapım. Ha, bir iki tane daha dizi var. Nereye gidiyorum ben ya? Aa,
Osmosis'ten bahsetmek istiyorum. Osmosis bir bilim kurgu dizisi, Fransız yapımı. Osmosis gibi bir diziyi Amerikan yapımı olarak görsek bence bambaşka bir şekilde görüyor olurduk. Ama Fransız yapımı olarak gördüğümüzde bazı şeyleri daha farklı yaptıklarını düşünüyorum. Gelecekteki Paris'te geçiyor bu dizi. Yakın bir gelecekten bahsediliyor. Ve insanların beynindeki bazı verilerden onlara %100 uyumlu ruh eşlerinin bulunduğu bir uygulamanın nasıl çalıştığını izliyoruz. Nasıl bir cümleydi? Bu uygulamanın her ne kadar insanlara %100 onlara bağlı eşlerini bulsa da bazı sonuçlar olduğunu görüyoruz dizide. Çok güzel yapılmıştı bence. Oyunculuklar bayağı iyiydi. Ve listenin en sonunda bu listedeki en sevdiğim diziden bahsetmek istiyorum. Unorthodox. Bunu izlemeden önce yine Netflix belgeseli olan Van Afas'ı izlerseniz eğer biraz daha iyi anlayabileceğinizi düşünüyorum. Burada geçen olayları ve nasıl bir hayat tarzları olduğunu buradaki karakterlerin. Unorthodox'ta bir Yahudi topluluğu var New York'ta yaşayan. Bu New York'ta Brooklyn'de 300 bin, 350 bin kişilik bir Yahudi topluluğu var ve kendi okulları, kendi ambulans sistemleri, kendi sistemlerini yarattıkları bir dünyada yaşıyorlar aslında New York'un ortasında, Brooklyn'de. Ve burada da Unorthodox'ta da burada yaşayıp büyümüş bir kız evlendirilmek isteniyor. Her ne kadar bu toplulukta büyümüş olsa ve oradaki kuralları aslında benimsemiş olsa da evlendirilme konusuna gelince aslında bunu istemediğini fark ediyor ve Almanya'ya kaçıyor. Almanya'ya kaçtığında aslında orada tanıdıkları insanlardan birinin evinde kalma planıyla gidiyor. Fakat evlenmesi gereken kişi ve ailesi peşine düşünce orada kalamıyor. Ve kendisine bir arkadaş grubu buluyor. Onlarla beraber vakit geçiriyor, onlarla beraber kalıyor ve kendini aslında yeniden tanıyor. Dizideki en beğendiğim sahne sanırım arkadaş grubuyla yeni tanıştı ve beraber sahile gittikleri bir sahne vardı. Orada denize girdiği ve bütün geçmişini omuzlarının üzerinden attığı, saniyeliğine bile olsa böyle omuzlarından o yükün azaldığını gördüğümüz bir sahne var denize girdiği. Bence çok etkileyici, iyi yapılmış bir sahneydi. Dizinin geri kalanında buna benzer bir sürü böyle kendini keşfettiği, yaşadığı şeylerdeki ağırlığı hissettiğimiz sahneler var. Başroldeki kızı çok 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 beğenerek izledim. Yine Moshi'di sanırım. Onu takip eden ve evlenmesi gereken kişi ve onun abisini oynayan iki kişi vardı. Onlar da çok iyi bence bu dizide. Yani dediğim gibi bu belgeseli izlerseniz, Van Afas belgeselinde de bu arada yine bu New York'ta bahsettiğimiz topluluk içerisinde yaşayan bazı kişilerin oradan ayrılıp kendilerine yeni bir hayat kurmaya çalışmasını izliyoruz. Ve bu topluluk çok baskıcı, muhafazakar bir topluluk. Yani dini öğelerin üzerinden beslenen ve kurallarla yaşayan bir topluluk. Ve bunun içinden ayrılmak isteyen insanların mücadelesini izliyoruz o belgeselde. Ve Unorthodox'ta bunu oldukça iyi yakalayabilmiş diye düşünüyorum. Hem konu, hikaye, anlatış bakımından hem de oyunculuklar bakımından. Liste bitti. Netflix dizileri bu kadardı bahsetmek istediğim. Eğer sizin de beğendiğiniz Netflix dizileri veya herhangi başka bir platformda izlenebilen diziler varsa aşağıya yazmayı sakın unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki video biraz daha farklı olacak. Bu aralar çok fazla izlenebilecek şeyler, işte Netflix'ler, filmler falan çektim. Bu aralar onlardan biraz uzaklaşacağız. Başka videolar gelecek. Onu da söyleyeyim. Bu şekilde umarım sağlıklısınızdır, iyisinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.